Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün Clash of Clans'ta efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde sizlerle birlikte bir köy, bir de klan inceleyeceğiz arkadaşlar. İkisi birbirinden enteresan zaten. Ama öncelikle incelemeye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sizden güzel bir like patlaması bekliyorum. Güzelinden böyle bir 100 like gelirse beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan hemen klan kısmından sosyalden aratalım arkadaşlar. Şimdi etiketi zaten ekranda görüyorsunuzdur. Bir arkadaşım yorumda paylaşmıştı. Yorumlar kısmında paylaşmıştı. Sizler de böyle değişik köyler, değişik klanlar olur. Ondan sonra onun gibi benzeri şeyler görürseniz lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen ara diyelim. Diyemedik he. Ara dedik. 457 level bir köy arkadaşlar, gördüğünüz üzere. En son paylaştığım videoda 410'du. Bu sefer 457 level bir köy. Yani adam acaba bağış mı yapmış diyeceğim. Bağışlanan birlikler 0'a 0. Çok ilginç gerçekten. 2604 klan savaşı yıldızı var. Hani benim daha 1110 muydu? Kaçtı? O civarlarda bir şeydi. Ondan sonra en iyi kupa zaten 5120. Efsane lige kadar çıkmış güzel. Bir önceki sezonda herhangi bir şeyi yerleşememiş, sıralamaya yerleşememiş gördüğünüz üzere. Bakıyorum askerleri hepsi full arkadaşlar. Herolarda dair büyüler, birlikler hepsi full arkadaşlar A'dan Z'ye. Gayet güzel. Hemen görevlerine bakalım. Görevleri şu anlık hepsi full gözüküyor. Biraz daha aşağı inelim. Şurada kırılmaz görevi var, onu bitirmemiş. Acaba neden? Kupa düşerse bitirmesi daha rahat olur onun için. İtfaiyeci görevi var. Cehennem kulesi yok etmesi lazım. Anti ağır silah görevi var. Onu da bitirirse güzel olur. Ve paylaşmak önemsemektir. Şahsen bir bağışçı arkadaş olarak bunu da bitirmesi gerekiyor. Ondan bir bağışlarına bakalım arkadaşlar. Muhtaç arkadaş görevi 276.000. Bağışları gerçekten çok az arkadaşlar. Hani 476 level gelebilmek için en az 20 milyondan fazla bağış yapmak gerekiyor arkadaşlar. Ciddi anlamda söylüyorum, 20 milyondan bağış yapmak gerekiyor. Birazdan ben de size kendi bağışlarımı göstereceğim. Kaç bağış yapmışım falan. Anlarsanız zaten ben de 155 levelim. Hemen direkt köyünü ziyaret edelim. Köyü aktif mi yoksa ölü bir köy mü? Bakıyorum şu an köyü aktif arkadaşlar. Belki de az önce savaştan gelmiştir. Şu an büyük koruyucu, kraliçe, barbar kral nerede? Hepsi uyuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hepsi uykuda şu an. Ondan sonra köyü zaten duvarlarını falan fullemiş. Ordu kampı dikkatimi çekti. Ordu kampında 240 tane goblin var. Goblinler neden acaba? Gerçekten enteresan, adama sormak istediğim bir sürü soru var. Klan 1 level. Şimdi klana da birazdan göz atacağız zaten arkadaşlar. Köy de bayağı güzelmiş ya. Beğendim köyünü. Şuradan klana bastığımız zaman gördüğünüz üzere klanı bir seviye. Hiçbir açıklama yapmamış klan duvarında. Ondan sonra herkes katılabilir ama 4000 kupadaki herkes. Savaş sıklığı, klan konumu vesaire, onlar hiçbiri ayarlanmamış. Ondan sonra bakın klan savaşı ve serisi boş. Yani 0'da 0 güzel. Şu an klana baktığımız zaman hepsi bir seviye. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Ve klan lideri de bir seviye. Hani Çin sanırsam bu. Hani ayarlı konum falan ayarlı olmadığından dolayı ben Çin diyorum. Kore'de olabilir. Artık neyse, şuradan sayılara bakaraktan 0 012 014 015 013 017 018 011 zaten lider. 016 ve 019 köyleri var. Acaba bu köyler hepsi bir kişiye ait mi? Merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Ondan sonra bakıyorum yardımcı liderin bir tane yardımcı lider var. İki tane varmış. Bakayım başka yok. İki tane yardımcı lider var. O iki yardımcı liderden bir tanesinin köyünün ismi çok değişik. Ama teker teker köyleri inceleyeceğim. İncelemeye çalışacağım. Konuşamadım. İncelemeye çalışacağım. Şuradan bakıyorum belediye binası iki, tamam, iksir deposu, iksir toplayıcısı, kışlağı, top, İnşaatçı kulübesi, tamam, altın deposu, ordu kampı, normal ilk oyuna başladığımız zaman verilmesi gereken ne varsa burada aynı o şekilde onlar var. Bir dakika, bir şey dikkatimi çekti. Ben niye buraya geldim ya? Hemen direkt ziyaret et diyelim şuradan. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman klan kalesinin üstünde bir amblem veya herhangi bir şey yok. Çok ilginç ya. Gerçekten şu an şaşırdım, bayağı bir şaşırdım. Dünyanın en ilginç klanı mı diyeyim, köyü mü diyeyim, ne diyeyim? Acaba diğer köylerde de aynı şeyi veriyor mu? Klan kalesine bakın, köy çıkıyor ama klan kalesinin üstünde bir amblem veya herhangi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Nedenini bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Oyunculara bakayım başka ne var? Şurada yardımcı liderinin de köyüne bakayım. Acaba onda da aynı şey mi? Hayır, bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere böyle bir amblem, klan ismi, her şey gözükmesi lazım ama
liderde gözükmüyor. Profilde de sadece Barbara çıkmış aynı şekilde. Şuradan diğer bir yardımcı lider var. Onun köyüne de bakalım. Aynı şekilde burada da o gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu videonun başlığını ne koysam merak ettim. İlgi çekmesi lazım ki, çünkü gerçekten çok enteresan bir şey. Lidere bakıyorsun ama klanda bir şey yazmıyor. Çok ilginç ya, enteresan. Gerçekten şaşırdım. Bayağı bir şaşırdım. Bu klana girmek isterim. Acaba 4000 kupalık köylü bir arkadaş ya da takipçilerim varsa mutlaka ama mutlaka bana yazsın arkadaşlar. Merak ettim. Bu klana girmek istiyorum. Neyse, daha fazla lafı uzatmadan direkt eve dön diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum böyle bu tarz videolarda, çünkü tadında bırakmak gerekir arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar kanala abone olmayı. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.